Merhabalar sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? Mutlu musunuz? Çok güzel. Sevgili çocuklar, biz çocukların mutlu olduğu belli başlı bazı zamanlar vardır. Onların gelmesini dört gözle bekleriz. Hatta iple çekeriz. Sevgili çocuklar, işte böyle zamanlardan biri de bayramlardır. Bayramlarda büyüklerin ellerini öper, onlardan harçlık alırız. Herhalde bayramların en güzel kısmı da bu olsa gerek. Sevgili çocuklar, bayramları birlikte yaşamak gerçekten de çok güzel. Hep birlikte büyüklerimizle, küçüklerimizle yaşamak gerçekten çok güzel. Bugünkü masalımız da Meraklı Şekerler başlığını taşıyor. Bayramlarımızı seviyorum diyoruz. Kim yazmış bu güzel masalı? Tuğçe Şifa Zorlu'nun masalı sevgili çocuklar. Bu sabah Ömerlerin evinde bir telaş vardı. Ev dediysem öyle bildiğin evlerden değil. Ömerlerin dedesi, babaannesi ve amcaları ile hep birlikte yaşadıkları kocaman köşk gibi bir ev bu. Herkes erkenden kalkmıştı. Büyükler yan yana geçmiş, küçükler sıraya dizilmişti. Güllü lokum kristal cam kasenin içinden olanı biteni izliyordu. Ne kadar güzel bir aile diye mırıldandı Portakallı Şeker. Allah Allah, herkes çok mutlu. Güzel güzel giyinmişler. Küçükler büyüklerin ellerinden, büyükler de küçüklerin gözlerinden öpüyor diye şaşkın şaşkın olanı biteni gördüklerini anlatmaya başladı. Derken Hacı Nine kese kağıdından şekerleri kaseye döküverdi. Kasede şenlik başlamıştı. Kese kağıdından ilk atlayan Susamlı Şeker'di. Hey sen, bugün Ramazan bayramı, bilmiyor musun? Diye kahkahalarla güldü ve selam verdi. Bayram ha? Diyerek başını kaşıdı Portakallı Şeker. Bayramlarda herkes bir araya gelir, sevinir. Küsler bile barışır akalım. Dedi Vişneli Şeker. Ya biz uzun zamandır kese kağıdının içindeydik. Evde konuşulanlar sayesinde bayramlar hakkında biz çok şey öğrendik. Kasedeki şekerler tanışıp eğlenirken öyle olmuştu. Hey dikkat, sıkı tutunun diye bağırdı biri. Hacı dede kaseyi ceketinin ceplerine boşaltıvermişti. Hacı dede önde, torunlar arkada camiye gidiyorlardı. Şekerler cepte itişip kakışıyor, bir yandan da gülüşüyorlardı. Minik şekerlerden birkaçı çekişmeye başladı. Hepsi başlarını çıkarıp etrafı seyretmeye çalışıyordu. Şşt şşt, rahat durun diye araya girdi Kahveli Şeker. Hepsini yerine oturtmuştu. Yoldan "Cuma günümüz mübarek olsun" diye selamlaşmalar duydular. Herkes birbirine baktı. Bilmiş bilmiş gülümsedi Susamlı Şeker. "Cuma Müslümanlar için özel bir gün. Bugün de cuma ya. Hem bayram hem cuma." dedi. "Bilmediği şey de yok." diye takıldı Sarı Şeker. Camiye gelmişlerdi. Naneli Şeker "El ele tutuşun, dikkat. Kayıyoruz. Hop!" diye bağırdı. Başım döndü ya. Uf, yine nereye? Diye söylendi Çilekli Şeker. Hacı dede cebindeki şekerleri çıkarıp Ömer ile Kerim'in avuçlarına bırakmıştı. Oh be, dünya varmış. Dediler hep bir ağızdan. Susamlı Şeker Ömer'in avucuna düşer düşmez ayağa kalkıp "Bayramınız mübarek olsun." demesin mi? Ömer "Sen de benim gördüklerimi görüyor musun?" diye kekeleyerek gülümsedi Kerem'e. Diğer şekerler ise bayram şarkıları söylemeye başlamıştı. Ömer ile Kerem "Ne? Konuşan ve şarkı söyleyen şekerler mi?" diye bağırdılar. Şaşkınlıkları geçince sohbet başlamıştı aralarında. Bir ara Portakallı Şeker "Başka bayramlar varsa bilelim, yine gelelim, başkalarına da haber verelim." dedi. "Olmaz mı? Kurban bayramı var. Özel gün ve gecelerimiz de önemlidir. Mevlid kandilimiz var." dedi Kerem. Pembe Şeker yerinde zıp zıp zıplıyordu Ömer. "Hey yavaş, düşeceksin." diye son anda tuttu elinden ve "Kadir gecesini unutmayalım." dedi. "Anladım ben. Bayramlarda, özel gün ve gecelerde birbirinizi tebrik ediyorsunuz. Allah'ı hatırlıyorsunuz." dedi Naneli Şeker. "Desenize, biz de bu mübarek günlerin tatlı ikramlarıyız." diye.
Meraklı şekerler hep beraber dans etmeye başladılar. Onlar dans ede dursun, abladaki çocuklar koşarak geldiler. Hep birlikte bayramın tadını çıkardılar. Böyle bir bayram hiçbir yerde görülmemişti sevgili arkadaşlar. Ne yapıyoruz o zaman? Bayramlarda bayramları kutluyoruz. Bayramınız mübarek olsun sevgili çocuklar. Nice bayramlara sağlık, afiyet ve güzellikle kavuşun. Evet, böylece bir programımızın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak, görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın Porkatallar.